Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. O güzellik ve iyilik yapanlar için bir hidayet ve rahmettir. Onlar namazı kılarlar, zekatı verirler. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte bunlar Rableri tarafından bir hidayet üzeredirler. Kurtuluşa erecek olanlar da işte onlardır. Bayağı insanlardan kimi de vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve onu eğlence yerine tutmak için laf eğlencesi veya boş söz satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Onun karşısında ayetlerimiz okunduğu zaman da sanki onları işitmemiş, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. İşte onu acı verecek bir azab ile müjdele. Fakat iman edip de salih amel işleyenlere gelince, onlar için nimet cennetleri vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. O gökleri direksiz yarattı. Onları görüyorsunuz. Yeryüzüne de sizi çalkalar diye ağır baskılar, sabit ve büyük dağlar bıraktı ve orada her bir hayvandan üretti. Hem biz gökten bir su indirdik de orada her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik. İşte bu Allah'ın yarattığıdır. Haydi gösterin bana, ondan başkaları ne yaratmıştır? Fakat o zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse kendi iyiliğine eder. Kim de nankörlük ederse şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Daima övülmeye layıktır. Hani bir zaman Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti. Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. Gerçi biz insana, anasına ve babasına itaati de tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla taşıdı. Onun sütten ayrılması da 2 yıl içindedir. Biz insana, bana, anana ve babana şükret diye tavsiye ettik. Dönüş ancak banadır. Bununla beraber, eğer her ikisi de bilmediğim bir şeyi bana ortak koşman hususunda seni zorlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin ve bana yönelenlerin yolunu tut. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman ben de size yaptıklarınızı haber vereceğim. Yavrucuğum, haberin olsun ki yaptığın bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa bir kaya içinde veya göklerde yahut yerin dibinde gizlense Allah onu getirir, mizanına kor. Çünkü Allah en ince şeyleri bilir, her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır, başına gelenlere sabret. Çünkü bunlar azmi gerektiren işlerdir. Hem insanlara karşı avurdunu şişirme, kibirlenme ve yeryüzünde çalımla yürüme. Çünkü Allah övünen ve kuruntu edenlerin hiçbirini sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini elbette eşeklerin sesidir. Görmediniz mi ki Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini sizin hizmetinize vermiş. Gizli ve açık olarak nimetlerini üzerinize yaymıştır. Bununla beraber insanlar içinde kimi de var ki ne bir ilme, ne bir mürşide ve ne aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında mücadele ediyor. Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun dendiği zaman, hayır, biz atalarımızı neyin üzerinde bulduksa onun ardınca gideriz diyorlar.
Ya şeytan onları cehennem azabına çağırıyor idiyse de mi ona uyacaklar? Oysa her kim iyilik yaparak yüzünü tertemiz Allah'a tutarsa, o gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Öyle ya, bütün işlerin sonu Allah'a dayanır. Kim de inkar ederse, artık onun inkarı seni üzmesin. Onlar dönüp bize gelecekler. O zaman biz onlara bütün yaptıklarını haber vereceğiz. Gerçekten Allah bütün kalplerin özünü bilir. Biz onlara biraz zevk getiririz de sonra kendilerini ağır bir azaba zorlarız. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah diyecekler. Allah'a hamdolsun de. Fakat onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Gerçekten Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Daima övülmeye layıktır. Eğer yeryüzündeki ağaçlar hep kalem olsa, denizde arkasından 7 deniz daha kendisine destek olduğu halde mürekkep olsa yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız da, tekrar diriltilmeniz de ancak bir tek nefsin yaratılması ve tekrar diriltilmesi gibidir. Gerçekten Allah her şeyi işitir ve görür. Görmedin mi ki Allah geceyi gündüze sokuyor, gündüzü de geceye sokuyor. Güneş ile ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir süreye kadar akıp gidiyor. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu da şundandır ki Allah hakkın ta kendisidir. İnsanların ondan başka taptıklarıysa mutlaka batıldır. Şüphesiz ki Allah çok yücedir, çok büyüktür. Görmedin mi ki Allah ayetlerinden bir kısmını size göstersin diye gemiler, Allah'ın nimetiyle denizde akıp gidiyor. Şüphesiz bunda çok sabredenler ve çok şükredenler için nice ibretler vardır. Onları kara bulutlar gibi bir dalga sardığı zaman dini yalnız kendisine has kılarak Allah'a yalvarırlar. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa içlerinden doğru giden de bulunur. Bizim ayetlerimizi öyle nankör gaddarlardan başkası inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve bir günden korkun ki baba çocuğuna hiçbir fayda veremez. Çocuk da babasına hiçbir şeyle fayda sağlayacak değildir. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Şüphesiz ki kıyamet saatinin bilgisi Allah yanındadır. Yağmuru O yağdırır. Rahimlerde ne varsa erkek veya dişi oluşunu, renk ve özelliklerini O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini de bilmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. Her şeyden haberdar olandır. Sadakallahu'l-azim.